Kızıldeniz son aylarda İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamı ve Yemen'de Husi saldırıları nedeniyle dikkat çekiyor. Bununla birlikte Süveyş Kanalı, Babülmendeb ve Aden Körfezi Kızıldeniz güvenliği ile birlikte değerlendirilmesi gereken önemli bölgelerden. Son dönemde yaşananlar Babülmendeb ve Aden Körfezi güvenliği ile Kızıldeniz'in güvenliğini birçok yönden de etkiliyor. Bugün sizlere Kızıldeniz ve Aden Körfezi güvenliğinde öne çıkan güvenlik ve ekonomik sorunları ve seçilmiş dikkat çeken bazı küresel aktörlerin bölgedeki faaliyetlerinden bahsedeceğim. Ben Tunç Demirtaş, hazırsanız 10-10'a başlıyoruz. Yemen'deki Husiler, Aden Körfezi ve Kızıldeniz güvenliğini hem ekonomik hem de askeri açıdan etkiliyor. Bu konuyu biraz açmamız gerekirse, ekonomik güvenliğe yönelik olarak uluslararası deniz taşımacılığı şirketlerinin gemilerine yönelik saldırılar ve bu şirketlerin alternatif rotalara yönelmesine ve dolayısıyla bu durumun küresel ekonomiye maliyet oluşturmasına, hatta sigorta risk primlerinin artmasına neden olduğunu söyleyebiliriz. Ve bir de bu işin askeri güvenlik boyutu da var tabii ki. Başta Babülmendeb ve Aden Körfezi güvenliği olmak üzere, Afrika boynuzunda yükselen gerilimin Kızıldeniz güvenliğinin etkileri de bulunuyor. Bir de buna Körfez ülkelerinin ve Mısır'ın bölgesel olarak çıkarları eklenince Husilerin bölgedeki eylemleri önemli güvenlik riskleri olarak ortaya çıkıyor diyebiliriz. Burası neden önemli diye düşünmeden önce dünyada önemli su yolları geçitlerini ve boğazların bir kısmını gözümüzün önüne getirmemizde fayda var. Panama Kanalı, Süveyş Kanalı, Cebeli Tarık Boğazı, İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı ya da Korint Kanalı gibi daha sayabileceğimiz birçok önemli su yolu ve geçitler aslında bulunmakta. Ve Aden Körfezi ve hemen kuzeyinde Kızıldeniz'in güney girişinde yer alan Babülmendeb Boğazı. Burası Asya'dan Avrupa'ya giderken deniz taşımacılığında kullanılabilecek en kestirme rota. Aynı zamanda Süveyş Kanalı ve Babülmendeb Boğazı'nın arasında yer alan Kızıldeniz dünyanın en hayati öneme sahip ticaret noktalarından bir tanesi. Aden Körfezi'ne ve Babülmendeb'e yönelik korsanlık tehditleri bölgesel olarak Afrika boynuzunda son haftalarda kendisini gösteriyor ve Afrika boynuzunda Etiyopya ile Somali arasında yükselen gerilimin yanı sıra bölgede deniz korsanlığının da artış göstermesi Babülmendeb ve Aden Körfezi güvenliği ile Kızıldeniz'in güvenliğini askeri yönden de etkiliyor. Bölge ülkelerinin önemli bir kısmında savaş, çatışma, ekonomik sorunlar, yönetimsel sorunlar ve terörizmin yanı sıra artık korsanlık faaliyetleri de kendisini göstermeye başladı diyebiliriz. Hatta bu kapsamda son 2 ayda en az 6 adet korsanlık faaliyetinin de kayıtlara geçmesi söz konusu. Az önce de ifade etmiştim aslında. Kızıldeniz dünyada en hayati öneme sahip ticaret yollarından bir tanesi. Ve bu durum 7 Ekim 2023'te İsrail'in Gazze saldırılarından sonra 19 Ekim 2023'ten itibaren Yemen'de Husilerin İsrail'le bağlantılı olduğunu iddia ettiği gemileri hedef almaya başlamasıyla daha da kritik bir hal almaya başladı. Dolayısıyla Kızıldeniz'in güvenliği ve buradan sağlanan uluslararası deniz ticareti de önemli derecede tehdit ve risk altında diyebiliriz. Dolayısıyla yine Kızıldeniz'in güneyinde yer alan Babülmendeb Boğazı'nın doğu yakasında bulunan Husilerin çok sayıda füze ve insansız hava araçlarıyla Kızıldeniz üzerinden İsrail'e gittiğini iddia ettiği ticari gemilere saldırılar düzenlemeye devam etmesi söz konusu. Ve Husilerin saldırıları Kızıldeniz'in güvenliğine tehdit ve küresel ekonomiye de maliyet oluşturmakta. Küresel konteyner sevkiyatının %30'u dahil olmak üzere tüm küresel ticaretin %15'i Kızıldeniz üzerinden geçiyor. Ayrıca küresel tahılın %8'i, yine küresel petrolün %12'si ve sıvılaştırılmış doğalgazın yani LNG'nin %8'i Kızıldeniz rotasından sevk edilmekte. Bu rotadan giyim, enerji, elektronik cihazlar, otomobil, demir, kömür ya da tahıl gibi kuru yük olmak üzere yıllık 1 trilyon dolarlık değere sahip birçok ürünün taşındığı bir konumda yer alıyor aslında. Kısacası günlük yaşamda kullanılan tüm eşya, ürün ve malzemelerin neredeyse tamamının konteynerlarla farklı coğrafyalara transferi bu rotadan gerçekleşiyor. Bölge geçişlerinde gemilere ücreti karşılığında silahlı güvenlik tedarik eden yeni güvenlik firmaları da var aslında. Günümüzde bölgeye girişte gemilere ağır silahlı korumalar alınabiliyor ve riskli bölgeden çıkışta bu ağır silahlı korumalar tekrardan geri bırakılıyor. Bölgeye giriş ve çıkış öncesi belirli noktalarda bu korumaların sürekli sabit bulunduğu ve hatta içinde onlarca ağır silahlı koruma olan güvenlik gemilerinin bulunması söz konusu. Tabii bölgede korsanlık olaylarının yayılması ve daha etkili hale getirilmesinin hem sigorta firmalarının kazancını artırmada hem de yeni güvenlik firmalarının oluşması yönünde atılan bilinçli adımlar olması da muhtemel. Şunu da ifade etmeden geçmeyelim. Bu sigorta ve koruma sağlayan güvenlik firmalarına bakınca çoğunun İngiliz ve diğer Avrupa ülkelerine ait firmalar olduğu da dikkat çekiyor.
Kızıldeniz'in güneyinde Babil-Mendeb'de yaşanan gerilim, küresel piyasaya yönelik tehditlerle düşünüldüğünde aslında Çin'in ticaret yollarının güvenliğine verdiği önemde bir noktada daha fazla öne çıkıyor diyebiliriz. Hatta Yemen'de Husiler, Kızıldeniz rotasından ilerleyecek olan Çin gemilerine saldırmayacaklarını da ifade etmişlerdi ve bu kapsamda yayınlanan verilere baktığımızda Çin konteyner gemilerinin Aralık 2023 ortasından bu yana net bir şekilde arttığını söyleyebiliriz. Yeni küresel düzen arayışlarının bir yansıması olarak da Çin için bu rotanın ne kadar hayati olduğu daha anlaşılır hale geliyor bunlarla beraber. Dahası Çin, ABD'nin çok uluslu koalisyonuna katılmayı reddettiğinde küresel tehdit oluşturan Husilere karşı Çin'in duruşu Batı'nın kafasını da karıştırmıştı. Muhtemelen Çin bu süreçte Batı'dan bağımsız olarak çatışmaya girmeden ama işbirliği de yapmadan kendi yolunu çiziyor diye ifade etmemiz oldukça mümkün. Öncelikle Çin, Kızıldeniz'in güvenliğine yönelik ortaya çıkan sorunun ABD öncülüğünde, tırnak içerisinde söyleyeceğim bunu, çözümüne katkı sağlamak istemiyor. Ayrıca ABD'nin Orta Doğu'da yaşanan krizde ve küresel ekonomik bağlamda çıkmaza girmesi Çin açısından olumlu bir durum diyebiliriz. Çin'in uluslararası koalisyona katılması durumunda Yemen'de Husilerin İsrail'i cezalandırmak için attığı adımlar, Çin'in Filistin sorununa ve Gazze'de devam eden İsrail katliamına yönelik duruşuna zarar verecektir. Ayrıca Çin'den Avrupa'ya giden 3 kollu bir demiryolu hattı var. Ve bu hatta yönelimin daha fazla teşvik edilmesi açısından da bu koalisyona destek verilmesi mümkün görülmemekte. Çünkü Kızıldeniz'deki güvenlik riskleri nedeniyle geçiş sağlayamayan gemi şirketlerinin rotalarını Ümitburnu'nun çevresinden uzatması maliyetleri de artıran bir durum ortaya çıkarmakta. Dolayısıyla Çin'in 2016'dan beri inşasına devam ettiği ve milyarlarca dolar harcadığı demiryolu hatlarını kullandırmaya yönlendirerek şirketlerin artan maliyetlere katlanmasının önüne geçilmesine alternatif sağlamak istiyor olması oldukça muhtemel. Günümüzde Kızıldeniz rotasının alternatifi olarak farklı bir güzergahın kullanılması mümkün olsa da bu seçeneğin maliyeti oldukça yüksek. İlk olarak alternatif rota olarak ifade edilen güzergah aslında Süveyş kanalı açılmadan önce de kullanılan güzergah olan Ümitburnu rotası. Bu tercihin zaman, yakıt, tedarik gecikmesi ya da depolama sorunları gibi ilerleyen zamanlarda oluşabilecek Doğu Afrika'ya ya da Batı Afrika sahillerinde yeni güvenlik riskleri gibi katlanılması gereken maliyetlerinde ve risklerinde aynı zamanda ortaya çıkmasını mümkün hale getirecektir. Kısacası bu rota alternatif olmakla beraber ek maliyetlere katlanılması gereken bir rota olarak da bulunuyor diyebiliriz. Örneğin Singapur'dan Avrupa'ya doğru yola çıkan bir gemi düşünelim. Ve bu geminin Kızıldeniz rotasından ziyade Ümitburnu'ndan dolaşarak ulaşımı en az 6000 km fazladan yol kat etmesini gerektiriyor. Yani Kızıldeniz rotası ortalama 18.500 km iken Ümitburnu'ndan yola çıkan bir geminin 24.500 km yol yapması gerekecek. Bu kapsamda fazladan 6.000 km yol kat edilmesi yaklaşık 9-10 gün fazladan nakliye ve taşımacılık sürecinde uzamaya da neden olacaktır. Kısacası küresel ticaretin ulaşım ve zamanlamasında Kızıldeniz rotasının kullanımı deniz taşımacılığı şirketlerine %25 oranında zaman tasarrufu sağlıyor olarak da ifade edilebilir. Deniz yolundan ziyade hava yoluyla ithal edilen ürünlerin taşınması makul bir seçenek olarak aslında gözükmüyor. Nedenine gelecek olursak eğer, düşünelim ki 84 metre uzunluğunda olan ve en büyük kalkış ağırlığına sahip olan Antonov ANN-225 Mirya adlı dünyanın en büyük kargo uçağı 250 ton civarında bir yük taşıyabiliyor. Ama bu durum 400 metre uzunluğunda bir kargo gemisi ile karşılaştırılacak olduğunda 136 bin ton yük taşıması mümkün. Küresel kargo taşımacılığının hava yolu ile sağlanması da bir seçenek olarak gündeme gelse de bir kargo gemisinin kapasitesine ulaşabilmesi için en az 544 adet Antonov kargo uçağına ihtiyaç duyulması da mümkün. Yani böyle bir taşımacılık mümkün olsa da maliyeti oldukça yüksek. Son dönemde yaşananlar Babil-Mendeb ve Aden Körfezi güvenliğiyle Kızıldeniz'in güvenliğini birçok yönden de etkiliyor. Bugün sizlere Kızıldeniz ve Aden Körfezi güvenliğinde öne çıkan güvenlik ve ekonomik sorunları ve seçilmiş dikkat çeken bazı küresel aktörlerin bölgedeki faaliyetlerinden bahsedeceğim. Ben Tunç Demirtaş, hazırsanız 10-10'a başlıyoruz.